Ay nasıl görünüyor acaba? Neyse. Evet, kameramı da aldım geldim. Sonunda YouTube'a başlayabildim. Bu arada kameram yeni olduğu için şurada ekran var, şurada kamera var. İkisinden birine bakarsam, yani yanlışlıkla ekrana bakarsam kusura bakmayın, alışma sürecindeyim. Demiştim ki bana bir sürü soru sorun demiştim. Hem Instagram'dan hem TikTok'tan yayınlamıştım ve bana bir sürü soru sormuşsunuz. Gerçekten de çok teşekkür ederim onun için. Binden fazla soru vardı. Ben böyle kadrım bitmiyor ama hepsine baktım. Gerçekten gelen bütün mesajları, bütün yorumları hepsine baktım. Ben bir de böyle sorularınızdan oluşan şöyle bir albüm yaptım, kolay olsun diye. Çok da uzatmak istemiyorum. Zaten bol bol konuşuyor olacağız. O yüzden hemen başlayalım. Şöyle kahvemden de bir yudum alayım. Favori kahvem bu arada. Çok seviyorum kokonatlı. İlk sorumuz: kendin hakkında birazcık uzun bir konuşma yapar mısın? Seni merak ediyoruz ve onun ardından işte kaç yaşındasın, nerelisin, nerede yaşıyorsun? Bunların hepsine cevaplıyorum şimdi. Kendimden birazcık bahsedecek olursam, yani beni hep 3-5 dakikalık videolarda görüyorsunuz tabii ki, yani artık burada daha iyi tanırsınız diye düşünüyorum. 20 yaşındayım, 2003 doğumluyum, 12 Haziran doğumluyum. İkizler Burcu'yum, boyum 1.62, kilom 48.9. Az önce tartıldım. Nereliyim? İzmirliyim ama İstanbul doğumluyum. Kaç kardeşsiniz demiştiniz bir de. İki kardeşiz. Abim var zaten. Çoğunu sosyal medyadan görmüş olabilir zaten. En sevdiğim rengi de sormuşsunuz. Mavi. Yani lacivert aslında böyle. Hani bu koyu bir lacivert var ya ama böyle çirkin olmayan. En sevdiğim mevsim ya da ay. Bunu belki bileniniz biliyordur. Yaz. Yani gerçekten yaz mevsimini çok seviyorum. Çünkü böyle plansız, programsız, hangi günde olduğunuzu bilmeden yaşadığınız bir dönem bence. Bebekliğimden beri Çeşme'ye gidiyorum zaten. Orada yazları hep doyasıya çok güzel geçti yani. Hani hep yazım çok dolu geçti benim şu ana kadar. O yüzden yazın bende çok güzel bir anı birikimi var. Yani en güzel anılarım hep yazındı diyebilirim. Eğer ismin Nil olmasaydı ne olurdu? Annem hep şey der bana, senin ismin Duru olacaktı aslında der. Yani Duru ismi bilmiyorum yakışıyor mu bana ama ben Nil ismini çok seviyorum. Böyle çok hem sade hem kısa, kolay. Hayatında en çok değer verdiğin şey? Ya şimdi çok klasik olacak ama tabii ki yani ailem. Üstüne de çok fazla konuşmaya gerek yok. Hayattaki en büyük şansın ne demişsiniz? İkisini yan yana koydum çünkü o da ailem. Bir gıdaya alerjin var mı? Bir ara çok böyle rastgele bir şekilde birdenbire çileğe alerjim çıkmıştı. Karantina dönemiydi, abimle sürekli pankek yapıyorduk ve her gün çilek yiyorduk ve fıstık ezmesi. Ve ben bir gün arkadaşım doğum gününe gidecektim ve her yerim kaşınıyordu. Uyuz olduğumu düşündüler. Krize girdik. Yani böyle eczaneye gidiyoruz. Eczacılar bana yaklaşmıyor. İşte çarşafların yıkanacak, kıyafetlerin yıkanacak sürekli falan diyorlar. Ben araştırıyorum. İçinde gezen böcek gibi bir şeymiş. Ben böyle hani ağladım ağlayacağım. Çok kötü bir dönemdi. Alerji çıktı. Çileğe alerjim çıkmış. Böyle bir anı. Çileğe alerjim var. Toza alerjim var. Kedi kılına alerjim var. Bunlar bildiklerim. En sevdiğin tarz ve en sevdiğin kıyafet. Etek, cowboy bot. Üstüne de kazak. Çok seviyorum o tarzı. En sevdiğim kıyafet kesinlikle etek. Çünkü yaz kış giymeyi çok seviyorum. Kendimi içinde en rahat hissettiğim ve en mutlu hissettiğim de kesinlikle etek. Ay suyum bitti galiba. Hızlı konuşma nedenin? Ya şöyle, benim babam da çok hızlı konuşurmuş eskiden. Hatta şu anda ultra yavaş konuşuyor. Çünkü insanlarla iletişimini etkilediğini düşünüp kendini yavaşlatmış. Şöyle, çok hızlı düşünüyorum. Yani birkaç şeyi aynı anda düşünüyorum. O yüzden çok hızlı konuşmak istiyorum. Bir de ben yavaş konuşan insanları dinlemekte zorlandığım için sizin de öyle olduğunuzu düşünerekten ben hızlı konuşurum yani. Tabii ki nefes alıyorum yani arada. Bu soruya güldüm birazcık, o yüzden almak istedim. Ve garip bir şekilde de çok fazla sormuşsunuz bunu. En sevdiğin kahve türü bu. Aysat'ta diyebilirim. Kış olmak üzere ama hala içiyorum yani. Ay üstüme damlattım. Kahve bardağı mı delik, ben anlamadım ki. Teknik aksaklıklar. Dövmenin bir anlamı var mı? Hatta benim dövmelerim var. Şu en belirgin olanı. Bunu çok fazla görüyor olabilirsiniz şöyle. Bu benim ilk dövmem. Abimle birlikte yaptırdık. Burada Tuna Nehri'nin uzunluğu yazıyor. Onda da Nil Nehri'nin anahtarı var. İkimizin de ilk dövmesi o şekilde, hani anlamlı olsun diye. Aynı anda yaptırmıştık. Ben sanırım 16 yaşındaydım. Sonrasında daha fazla dövmeler de yaptırdım. Hatta şurada bir palmiyem var. Şurada gözüktüğü gibi. Şurada bir tane göz var. Şurada bir tane daha çiçek var. Başka şurada kuşlarım var. Hepsinin anlamı bu arada yok. Bunların görsel olarak sevdiğim için yaptırdım. Yani bu da bana yazı anımsattığı için yapmıştım. Palmiye çok severim çünkü. Bileğimde bir tane böyle dalımsı, çiçeğimsi bir şey var yine. Şurada böyle bir yazı var. Onda yakın bir arkadaşım dövme yapmaya başlamıştı. O bana yapmıştı. Bir de topuğumda ikizler şeyi var, sembolü var. Onu da deneme amaçlı yapmıştım. Ben de gözükmesin diye topuma yapar mısın demiştim. Liseyi nereden mezun oldun? Liseyi ben İzmir'de okudum. Cihat Korandoğlu Lisesi'nde okudum. Oradan mezunum. Küçükken ne olmak istiyordun? Şu anda ne okuyorsun? Yani istediğin şeyi mi yapıyorsun? Ben küçükken mimar olmak istiyordum. Çünkü annemle şöyle bir konuşmamız var. Ben çok küçüğüm bu arada. Yani. Annemle yatarken gece yatmadan önce bana demişti ki sen böyle ileride nasıl çalışmak istiyorsun? Yani nasıl bir ortamın olsun? Nasıl olsun? Tarzı sorular sormuştu. Ben de böyle tarif etmiştim. İşte masam olsun, işte çizim yapayım, kendim çalışabileyim ayrı bir şekilde, tasarım yapayım falan demişim böyle. Annem de demiş ki bana bu mimarlık demiş.
Sonra ben de oradan ezbere sürekli mimarlık istiyorum, mimarlık istiyorum diyordum. Şu anda istediğim şeyi mi yapıyorum? Şu anda kesinlikle istediğim şeyi yapıyorum. Zaten sormuşsunuz ne okuyorsun ve o bölümde okumak isteyenlere tavsiyelerin ne? Bunun hakkında hemen bir konuşmak istiyorum. Ben bu bölümün varlığından bile haberdar değildim bu arada yani ve... Bir dakika. Ve şöyle oldu. Ben mimarlık ya da iç mimarlık istiyordum. Mimarlık tutmadı. İç mimarlık için böyle okulları geziyordum. Sonra endüstriyel tasarımla, endüstriyel tasarım okuyorum bu arada. Endüstriyel tasarımla iç mimarlık yan yanaydı. Bana da demişti ki orada endüstriyel tasarımın hocalarından bir tanesi. Eğer sen endüstriyel tasarım okursan iç mimarlık ofisi de açabiliyorsun. Hatta böyle hani direkt tasarımın öğretildiği bir bölüm olduğunu öğrendim. Takı tasarımı yapabilirsiniz, çanta tasarımı yapabilirsiniz. Araba tasarlayan, yat tasarlayan hani ucu o kadar açık ki. İstediğinizi yapabileceğinizde tasarım öğretilen bir bölüm ve ben dedim ki bu tam benlikmiş ya dedim ve çok heyecanlanmıştım. Bu bölümü okumak isteyenlere tavsiyem kesinlikle vaktinizi çok fazla alacağını bilerek girin ve hani sevdiğinizden emin olun. Proje yapmayı seviyor olun yani. Mesela kimisi kitap okuyarak çalışmayı sever, ezber yapmayı da sever evet. Mesela ben hiç sevmem. Hani böyle müziğimi açayım, arkadaşlarımla olayım, proje yapayım ama sabahlayayım benim tercihim. Çünkü mesela atıyorum 1-2 gün öncesinden diğer bölümler çoğu çalışabiliyorken biz bütün dönem boyunca proje sürekli yapıyoruz. Sürekli revize ediyoruz. Projeler değişiyor. Siz böyle 1-2 gün önceden çalışabileceğiniz bir bölüm değil ki ben genelde projeleri 1-2 gün önceden yapardım. Bu sene o kadar olmadı çünkü grup ödevleri daha fazlaydı. Grup ödevleri zorlukları da var bu arada. Bununla alakalı yine ayrı bir video çekebilirim çünkü konuşursam bu video çok uzar. Ama sadece tavsiyem şu olabilir. Proje yapmayı, sabahlamayı göz önünde bulundur ve sevdiğinden emin ol yani. Çünkü seveceğin zaman katlanabileceğin bir bölüm kesinlikle. Ailenden ayrılıp öğrenci evine geçmeye nasıl karar verdim? Yani şöyle zaten ailem benim İzmir'de yaşadığı için bunu yapmak zorundaydım. Çünkü benim hayalim hep İstanbul'da okumaktı. Sebebini de soracak olursanız hem istediğim üniversite buradaydı ve İzmir'de hayat çok böyle stabil olmaya başlamıştı. Hep rutin olmaya başlamıştı. Ben de hayatımda hep böyle hareket isteyen biri olduğum için, değişiklik seven biri olduğum için, önünüze çıkabilecek bütün fırsatların göbeği olduğu için direkt İstanbul'a gelmek istiyordum. O şekilde karar verdim. Sen bir dizide falan oynadın mı? Çok tanıdık geliyor yüzün. Dizide oynamadım. Herhangi bir dizi deneyimim ya da oyunculuk deneyimim yok. Abinle aran nasıl bu kadar iyi, sırrı ne? Abinle nasıl anlaşıyorsun ya da anlaşamıyorsun? Ben anlaşamıyorum. Tersliyor. Şimdi kardeş olduğumuz için zaten tabii ki tabii ki kavga ediyoruz. Sosyal medyada da tabii ki kavgalarımızı yansıtmıyoruz. Yani her ailedeki herkes tartışmıyorum diyen yalan söylüyordur yani. İyi anlaşmamızın sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Abim benim hep yurt dışındaydı. Yani üniversiteden beri yurt dışında olduğu için ve orada çalıştı, orada şey yaptı. Ben hep Türkiye'deydim, annemlerin yanındaydım. Aramızda hep bir mesafe vardı. Mesela biz senede hani bir ay, iki ay görüştüğümüz için hep öyle çok bir kavga edecek vaktimiz olmuyor açıkçası. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Yani bir de özlüyoruz birbirimizi. Bir de ortak çok fazla noktamız var. Mesela o da video çekmeyi gayet seviyor. Spor yapmayı ikimiz de çok seviyoruz. Ne bileyim gitmeyi sevdiğimiz, yemeği sevdiğimiz şeyler aynı. O yüzden ortak çok noktamız olduğu için de çok iyi anlaşıyoruz aynı şekilde. Abimin de çok katkısı var. Mesela aramızdaki yaş 8,5 yaş var aramızda. Ona rağmen hiçbir zaman bana böyle küçük kardeş gibi yapmadı. Yani hep arkadaşlarının yanına aldı, hep götürdüğü yerlere götürdü beni, hep yani böyle hani kardeşi değil, hani böyle daha arkadaşlık bir davrandığı için bana aslında abimle çok katkısı var yani küçüklüğümden beri. Beni de az sinir etmedi değil ama şeftali. Şeftali avladı. Neyse beni sinir ettiği de oluyor tabii ki küçükken yani. Annem şey der, Nil'e ağlamayı bağırmayı abisi öğretti der. Ben çok sessiz bir çocukmuşum. Ondan sonra abim beni bozmuş. Neden YouTube'a geçmeye karar verdin? Beni hep kısa videolardan tanıyordunuz. Ve ben kısa videolarda zaten konuşmayı seven biri olduğum için kısa videolarda kendimi çok fazla ifade edemediğimi fark ettim. Yani sürekli aynı kelimeleri kullanıyorum hatta. Böyle beni tanıyabilmeniz, böyle hayatımı görmeniz, hayatımı paylaşmak istedim. Aynı zamanda da klasik ama kendime anı da bırakmak istedim. Çünkü hep böyle geriye baktığım zaman o gün ne yapmışım diye TikTok videolarımı izlemek yerine uzun videoları daha çok izlerim. Çünkü ben eskiden de YouTube'a girmemişken hep arkadaşlarım arasında anı kalsın diye hep videolar çekerdim, editlerdim falan. Merakım zaten hem edite hem uzun video çekmeye çok vardı. Telefon kilit ekranında ve ana ekranında ne var? Hemen gösteriyorum. Şu anda ne var bilmiyorum bu arada. Ben çabuk sıkılan biri olduğum için sürekli değiştiriyorum. Şu anda şöyle bir şey var. Bunu yazın yapmıştım böyle. Sevdiğim şeyler ve bana iyi hissettiren fotoğrafları kolajladığım bir fotoğraftı bu. Burada da ana ekranında da bunu yine yazın yapmıştım.
Zeynep'le fotoğrafımız var böyle birlikte yazın yine. Şeftali'yi nasıl sahiplenmeye karar verdim. Ya benim normalde bir köpeğim var Pera diye. Ve hani gerçekten de uzakta olduğum için onu çok özlüyordum. Annemlere sürekli darlıyordum. Lütfen bana fotoğrafını atın, böyle patilerini atın, poposunu atın falan, böyle değişik bir darlama sistemim vardı annemlere. Tek başıma yaşadığım için de o düzene sahip olduğum zaman ben bakabilirim dedim. Babama söyledim. Babamın da arkadaşının köpekleri falan vardı. Dedim işte olsun olsun. Sonra bir ay içine gerçekten haber geldi. Yani yavru var falan diye. Okula da alabilmemiz yasak değildi. O yüzden cesaret ettim ama Şeftali'nin ilk geldiği gün ben o kadar ağladım ki. Neden ağladın diyeceksiniz. Çünkü şuraya koyacağım fotoğrafını. O kadar küçük geldi ki. Ben dedim ki ben buna bakamam. Bir cana bakmanın ciddiyetini o an anladım. Hep köpek istiyorum, köpek istiyorumdu. Hani bir yanımda arkadaş olsun, arkadaş olsun diyordum ama o canlının sorumluluğunu alıyorsunuz elinize ve bu çok büyük bir şey. Ben bunun farkına varmamıştım. Hani demiştim ki ben bakamayacağım herhalde falan. Sonra annem beni o konuda çok avuttu. Dedi ki sen bakamazsan ben bakarım dedi. Ben de annemlere de yük olsun istemiyordum. Çünkü hep böyle şımarık çocuk gibi köpek istiyorum, köpek istiyorum dedim. Geldi annemlere mi kakalayacağım yani? Kendimi de kötü hissederdim. Ama dedim ki en kötü bir ev bulunur yani. Çünkü çevremizde çok fazla köpek isteyen vardı. İçimi böyle birazcık rahatlatmaya çalıştım ama hala çok yükü vardı. Sonra Şeftali'ye alıştım. Zaten her yere geliyor benimle. O yüzden alışma sürecim çok kolay oldu. Şefton'un cinsi nedir ve nereden aldınız? Babamın arkadaşından geldi. Şefton'un cinsi de Pomeranian'la Maltes karışımı. Yani aslında karma bir köpek. Kaç yaşında? Şu anda 9 aylık ya da 10 aylık olması lazım. Köpeğin ismi niye Şeftali? Ya şöyle. Çünkü ben böyle tipi o kadar komikti ki... Ay bir dakika. Kahve molası. Hala damlıyor bu. Anlamadım. Delik mi bu bardak gerçekten? Köpeğimin ismi neden Şeftali? Çünkü Şeftali'nin tipi çok komikti. Ben normalde köpeğimin ismini Bella koymak istiyordum. Böyle prenses bir köpek olsun diye. Ama sonra baktım bunun tipine, ne prenses tipi var ya. Bu hem erkek hem de çok komik bence tipi. Bir de Şeftali. Hem küçük hem de tüylü. Yani bir de komik bir isim. Yani böyle Şeftali demesi de çok güzel. Ben böyle sushi koymak istiyordum bir de. Böyle hani... Severken böyle sushi demesi çok güzel. Böyle sıkıştırmak çok güzel. Ama sushi diye kedisi vardı arkadaşımın. Hatta iki arkadaşımın. O yüzden dedim ki çok karışacak. Bir de Şeftali buz devrinde bir tane yavru var ya, çok şeker, komik bir böyle bir eleman. Komik bir karakter yani. Buz devrini de çok severdim ben küçükken. Dedim ki neden Şeftali olmasın yani. Bir de böyle saçları da benziyordu, ortadan ayrılması falan. Bence benziyorlar hatta, yani fotoğraflarını koyayım. Okula neden Şeftali'yi götürüyorsun aşkım? Seni çok seviyorum. Çünkü evde yalnız bırakmak istemiyorum ve okulda da yasak olmadığı sürece neden götürmeyeyim? Sana uğurlu geldiğini düşündüğün bir şey var mı? Var. Şöyle, hatta şu kolyelerimi biliyorsunuz bence. Ay şuradan bakayım. İki tane kolyem var şöyle. Bunların anıları var özellikle. Şu doğum günümde... Oy çıkaramadım bir saniye. Şu martılı bir kolye. Şöyle. Zaten genelde soruyorsunuz bunu nereden aldım ama arkadaşlarımdan hediye ve kuyumcudan almışlar bir tane. Bunun anısı şöyle. Ben anneannem vefat ettiği zaman böyle 6 tane kuşlu bir kolye almıştım anısına. Ve ben o kolyeyi kaybettim. Altın bir kolyeydi. Çok üzüldüm zamanında. Yani gerçekten çok üzüldüm. İşte evde 6 kişiydik falan filan böyle. Onun güzel bir anısı vardı yani. Onu da kaybettiğimi hatırlamış arkadaşlarım bana. Ve bu sene böyle bir hediye almışlar bana. Hani yani onun manevi değeri çok yüksek. Yani hem en yakın arkadaşlarımdan geldi. Hem de hani anısı olan bir kolye benim için. Bunu hiç çıkarmam. Bir de şu var. Şu da. Bunu da annem babam ben birlikte aldık. Şöyle göstereyim. Şöyle Sirius var üstünde. Biz bunu Göbekli Tepe'den aldık. Annemlerle birlikte böyle Mardin'e gitmiştik. Oradan sonra işte Göbekli Tepe'ye gezmeye gitmiştik ve orada çok garip bir şey olmuştu yani. Böyle enerjisi çok güzeldi. Oranın o gün böyle dilediğim dilekleri ve aynı zamanda da bu yıldızın anlamı vesaire. Hiç yanımdan ayırmadığım bir kolye yine aynı şekilde. Bu ikisinin benim için uğurlu geldiğini düşünüyorum. Aynı zamanda manevi değeri çok yüksek. Zara'nın yıldızlı çantasını alacak mısın? Buna da çok güldüm çünkü parlak şeyler, simli şeyler ve yıldızlı şeyler görünce bana atıyor olmanıza çok gülüyorum ve genelde hepsini beğeniyorum, biliyor musunuz? Ama hayır, buna almayacağım. Ben insanlara çok çabuk güveniyorum. Sen de öyle misin? Ben eskiden insanlara, hani şöyle bir şey vardır ya, ya insanlara %100 güvenmeye başlayarak onu gittikçe azaltırsınız tanıdıkça. Ya hiç güvenmeden gittikçe tanıdıkça arttırırsınız. Ya da orta seviye, yani ikisinin arasında inanırsınız. Ben eskiden çok güveniyordum. Direkt yani anlatıyordum. Sonrasında bir şey yaşadın mı gibi soracak olursanız, bir şey yaşamadım. Güven problemi yaşatacak bir şey yaşamadım. Evet, ama insanların çok fazla söylediği bir şey var ki insanlara güvenmeyin. O kafamda çok fazla yer etmiş bir şey sadece. O yüzden insanlara çok fazla güvenmeyi tercih etmiyorum artık. Daha şöyle söyleyeyim, bariyerli yaklaşıyorum. Hani hemen o kadar böyle kendimi açmıyorum. Çok yakınım olsam da insanlarla, hani çok özelime vesaire paylaşan bir insan değilim belli bir noktaya kadar. Hani yıllar, seneyle de bağlantılı değildir böyle şeyler.
hani karşındakiyle olan ilişkine de bağlı tabii ki ama o yüzden ben şöyle söyleyebilirim, hiç güvenmeyerek de başlamam. Hani ben tam orta seviye, ne çok güveniyorum ne de hiç güvenmiyorum, ona göre derecelendiriyorum diyebilirim. Ve Hilal bana sormuş ki hobilerin neler? Ben de sizi çok seviyorum bu arada, çok tatlı şeyler yazmışsınız. Hobilerim arasında çok fazla şey var. Spora gitmek, dans etmek, o konuya da geleceğiz. Voleybol oynuyordum eskiden, voleybol oynamak. Piyano çalmak, eskiden piyano çalıyordum. El işi şeylerle uğraşmak evde böyle. Makyaj videosu çekmek, video çekmek, video editlemek çok seviyorum. Hobimdi yani, işime dönüşür diye başladım bu işlerde. Ona da geleceğiz. Neyse, öyle çok şey seviyorum yani. Şu anda da yemek yapmayı sevmeye çalışıyorum. Dans videon çok güzeldi. Dans eğitimi aldın mı yoksa hobimi daha çok bekliyoruz. Şimdi tam üstüne. Bir sonraki soru da bu arada, kaç yaşında dansa başladın? Hemen ikisini birlikte cevaplıyorum. Ben dans etmeye 4-5 yaşlarımda başlamışım. Annem de tam bilmiyor. 4-5 diyor hep. Baleyle başladım. Ve çok uzun yıllar bale yaptım ben. Sadece bale yaptım. 8 senelik diplomamı aldıktan sonra Royal Akademi sınavlarına da giriyordum. Bilenleriniz vardı. Baleden mezun olduktan sonra liseye geçince ben 10. sınıfta New York'a gittim. Broadway'de eğitim aldım. Çok güzel bir programa katıldım. Çoğu tarzı ilk orada aldım diyebilirim. Sonrasında da İzmir'de bale stajımı yaptım. Aynı zamanda da street jazz eğitimi almaya başladım. Ondan sonra hip hop'a başladım. Hip hop'la da devam ettim. Modern dans deneyimlerim oldu arada tek tük. Ondan sonra üniversitede buraya gelince de tam olarak böyle başlamış oldum. Yani baleden çıkmıştı artık benim için. İstanbul'a geldikten sonra burada da çok fazla opsiyon olduğu için çoğu tarzı denemiş oldum. Hatta ondan sonra da World of Dance yarışmalarına falan katıldım. Çoğu şeyi deneyimledim dans hayatımda. Dans videosu da daha çok gelecek, evet. Abla eski videolarında dans ediyordu ve sanırım dans kursuna gidiyordun. Hala gidiyor musun? Dans kursuna şu anda gitmiyorum. Çünkü ben geçen sene yazın şöyle bir şey fark ettim. Dansı kendim için yapmadığımı fark ettim ve orada durdum. Çünkü dans benim için her zaman böyle çocukluğumda da daha bale yaparken işte bu Disney'de vesaire böyle dansları gördük. Ben hemen kalkardım, ezberlemeye çalışırdım. Hatta takip ettiğim bir dansçı vardı. Sürekli onun koreografilerini öğrenirdim vesaire ki eğitimim de yoktu. Sadece bale yapıyordum. Hep merakım vardı yani. İçimde o heyecan hep vardı. Geçen sene ben yarışmalara da katıldıktan sonra o heyecanımın kalmadığını fark ettim ve dedim ki yani orada bir dur yani, hani dansı kendin için ve benim kafamı daha çok yormaya başlamış. Mutlu etmekten çok benim kafamı yormaya, hatta bazen mutsuz etmeye başlamıştı. Yani dans edenler bilir, bilmiyorum aranızda var mı ama dans böyle hem nefret hem sevgi duyduğun, böyle bir sevgi nefret duygusunu barındıran bir şey. Çünkü kopamıyorsun asla başladın mı, ki bu kadar uzun yıllardan sonra imkanı yok ama nereye koyduğunla alakası var aslında dansın ve ben de koyduğum yerden hoşlanmıyordum geçen sene. O yüzden bir ara vermek istedim, özlemek istedim yani dans etmeyi. Ki daha sağlıklı devam edebileyim diye. Devam edeceğim tabii ki. Ama profesyonel açıdan, yani iş açısından yapmayı kesinlikle istemediğimi fark ettim. Yine bunu da eğer bir video isterseniz aşağıda yazarsınız. Bununla alakalı da bir video çekerim. Yüzünde herhangi bir estetik ve işlem var mı? Hayır, yüzünde herhangi bir estetik veya işlem yok. Yapmayı düşünüyor musun diye sorabilirsiniz belki. Çağımızda herkesin estetiği var yüzünde. O yüzden yaptırmak istemiyorum. Ama o yüzden de yaptırmak istiyorum. O ikilem çok garip. Ama yaptırırsam böyle hani yaşlanmamak için botoks mu oluyor? Çok da bir bilgim yok. O tarz bir şey yaptırabilirim belki. Ama çok da yüzümle oynamak istemiyorum açıkçası. Doğal görünüşünü daha çok seviyorum yani. Oran böyle daha iyi olur, oran böyle daha iyi olur deyince bunun sonu gelmiyor. Başlayınca durmuyor. Çok başlamak istemiyorum. Öncelikle çok güzelsin. Cildin nasıl bu kadar güzel olduğunu açıklar mısın? Teşekkür ederim öncelikle. Cildim nasıl bu kadar güzel? Şimdi şöyle, benim hiçbir zaman böyle çok fazla bir akne problemim zaten yoktu. Çok fazla sivilcem çıkmazdı. Hatta abim hep beni sinirletmek için seneye çıkacak, seneye çıkacak diyordu bana. Hiçbir zaman o kadar sivilce bir problem olmadı. Ama ne zaman benim cildim bu kadar değişti derseniz, ben cildime sürekli gua sha uyguluyorum. Böyle taş face roller ve gua sha uyguluyorum. Ve o zaman cildim en çok değişti. Ve şunu yaptığım zaman yastık kılıflarımı çok sık değiştiriyorum. Orada bir bakteri ürememesi için yüzüme değiyor ya sonuçta her gün yaptığım bir şey. Bir de gece yatmadan mutlaka ve mutlaka makyajımı çıkarıyorum. Asla yatmam. Yani ben eve ne halde gelirsem geleyim, o makyaj çıkacak. O makyaj çıkacak yani. O cilt bakımı yapılacak. İlk makyaj yapmaya nasıl ve ne zaman başladın? Ben küçükken tabii ki merak ediyordum ve aynı zamanda da çok fazla gösterilere çıktığımız için... Şeftali! Şeftal! Ne oldu? Dur seni de alayım aşkım, gel. Evet, geri geldim. Kameramın şarjı bitiyordu ve bardağım çatlamış, biliyor musunuz? Kırılmış, altına gerçekten de sızdırıyormuş. Asla görmemişim çatladığını. Neyse, bardağımı değiştirdim. Rujumu tazeledim. Kameramı şarj ettim. Hemen geri geldim. Devam ediyoruz.
Ben tabii ki her küçük kızın merakıyla, yani annemin makyaj malzemeleriyle başladım sanırım. Yani o şekilde merakım tabii ki vardı ve aynı zamanda da biz sürekli gösterilere çıktığımız için bize çok fazla, yani küçük yaşımdan beri makyaj yapılıyor bana. Sahne makyajı hep yapıldığı için. Bir de çok da merakım olduğu için resim geçmişim de var. Yağlı boya falan da yapmıştım. Alakası var mı bilmiyorum ama zaten sürekli makyaj yapılıyordu bana. Ben de oradan bir şeyler öğrenmişim sanırım. Sonra lisede çok fazla makyaj yapıyordum. Yani şu anki halimden daha fazla makyaj yapıyordum bir ara böyle. Sonra çok az makyaj yapmaya başladım. 11-12'de neredeyse hiç yapmadım diyebilirim. Ama şu anda ilk defa daha yeni yeni hobi olarak böyle vaktim boş olunca, sıkılınca makyaj yapmaya başladım evde tek başıma. Böyle Pinterest'ten açıp böyle bu makyaj yapayım demeye, ne bileyim. Böyle ekstra ekstra makyaj yapıyorum, çok iyi makyaj yapıyorum diyemem ama hobi olarak yapmayı seviyorum şu anda. Bir daha makyaj yapamamak mı yoksa bir daha cilt bakımı yapamamak mı? Tabii ki makyaj yapamamak. Yani cilt bakımı yapmazsam hayatta olmaz. Yani makyaj yapmayayım ama cilt bakımı yapayım. En yakın arkadaşın kim? En yakın arkadaşım Zeynep. En yakın arkadaşınla nasıl tanıştın demişsiniz bir de. Şimdi biz hiç tanışmadık. Yani zaten kendimizi bildiğimi bileli tanışıyorduk yani. Tanışmamızı hatırlamıyoruz, o kadar eski. Çeşme'de tanıştık. Birlikte büyüdük yani. Bebeklik arkadaşım diyebilirim. Hani bütün yaz, çünkü biz o dönemler 3 ay sürüyordu yaz tatilleri. 3 ay birlikteydik. İlk başlarda kışları çok konuşmuyorduk. Hatta çok komik kavgalarımız vardı ama hani hem tarzımız olsun, hem hatta birbirimize de benzeriz biz bu arada, çok komik. Ama şu anda kendisi birazcık hayırsız. O bu videoyu izlemiyor bile olabilir. Şu anda yurt dışında okuyor. O şekilde yani, kopmadık, hiçbir zaman kopmayız. En yakın arkadaşım öyle Zeynep yani. Neyse, buradan ona da selam olsun. Birazcık hal hatır sorsun. Birazcık daha hayırlı bir arkadaş olsun eğer izliyorsa. Kaç yıldır TikTok kullanıyorsun? Ben TikTok çıktığından beri TikTok kullanıyorum da, TikTok içerik üretmeye bu senenin tam başında, Ocak ayında başladım. Çok enerjik ve çok tatlısın. Akıl varken sosyal medyaya yetişmek zor olmuyor mu? Her platformda bulunman YouTube birlikte zor olmayacak mı? Teşekkür ederim bu soru için. Bazen çok zor oluyor. Yani özellikle bizim proje zamanlarımızda. İşte ne bileyim, çekmem gereken bir video oluyor. Aktif olmam gerekiyor sürekli. Sizle de konuşmayı çok seviyorum ama şöyle söyleyebilirim. İkisini de çok severek yaptığım için hiç bana zor gelmiyor. Ama yorucu olabiliyor bazen, evet. Ama asla zor değil bence. Sosyal medya hesabı açarken ki hedefin neydi ve hedefine ulaştın mı? Hedefime ulaştım. Çünkü benim hedefim hiç büyük değildi yani o kadar başlarken. Videolarım izlensin istiyordum sadece. Öyle bir hedefim vardı. Sonrasında bunu iş olarak yapmak istediğime karar verdim. Çok sevdiğim için bunu yapmayı. İşim de bu olsun istedim ve öyle bir yola girdim. Hedefime de o yüzden bence ulaştım yani. O kadar çok insanla tanıştım. O kadar sizle tanıştım ki yani sokakta bile bazen işte geliyorsunuz, yanıma konuşuyorsunuz. İnsanlarla tanışmayı çok severim bu arada. Hepinizle tanıştım falan. Çok şekersiniz. Gerçekten çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Neden Instagram'a başlama kararı aldın? Ailen ve çevrenin tepkisi neydi? Seni çok seviyorum. Ya çok tatlısın. İlk öncelikle teşekkür ederim. Instagram'a yani sosyal medyaya başlama kararım, keyif alıyordum bunu yapmaktan. Zaten yapıyordum. Ama kendim için yapıyordum. Neden paylaşmayayım dedim. Ailem çok komik karşılıyor yani. Videolarımı izliyorlar, yorum yapıyorlar. İşte bana söylenen yorumları söylüyorlar. Niye bak böyle demişler falan diyorlar yani. İzliyorlar, görüyorlar her şeyi. Çok tatlı karşıladılar. Çok destekliyorlar beni. Çevrem de gülüyor, arkadaşlarım falan yani. Ne yapsınlar? Özellikle mesela bazen arkadaşlarımla yürürken falan geliyorsunuz tanışmaya. Onlar şey yapıyor, böyle ne oluyor falan diyorlar. Böyle gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani iyi karşıladılar. Herkes çok mutlu ve çok destekleyici çevremde. Mesela babam bana bir soru göndermiş. Şuraya koyuyorum. Soru cevap yapıyorum demiş. Babamın sorduğu soruya bakar mısınız? Sümerliler Türk mü yazmış bana. Böyle işte, böyle karşılıyorlar sosyal medyaya. İçine dahil oluyorlar bir şekilde. Komikler diyelim. İlk ne zaman ünlü oldum dedin. Hiçbir zaman demedim, saçmalamayın. Şey demiştim yani, izlendiğimi ne zaman anladım derseniz, ilk benle sokakta tanışmaya geldiğiniz yazın ilk olmaya başlamıştı sanırım yani. Konuşmaya geliyorlar benden ve çok mutlu olmuş. Ne kadar güzel bir şeymiş dedim yani. Kahve molası. Ben de sosyal medyada uğraşıyorum. Gelişmek için önerilerin var mı? Enerjin harika. Teşekkür ederim bu güzel mesajın için yine. Önerim şu olabilir. Kesinlikle kendin ol. Yani çünkü başkaları gibi olmaya çalıştığın zaman zaten öyle çok fazla insan var. Sen ne zaman kendin olmayı öğrendiğin zaman kamera karşısında, o zaman insanlar seni izliyor. Çünkü o zaman farklı geliyorsun. O zaman farklı bir şey görüyorlar ve izlemek istiyorlar. O böyle diyorlar. Farklı bir şeyler yaptığın zaman, farklı içerikler üretmeyi deneyebilirsin. Kendin gibi olduğun zaman zaten insanlar birbirinden eşsiz yani. Kendin gibi olmayı öğrendiğin an kamera karşısında. Çünkü o biraz bence ilk başta zor oluyor. Ben çok zorlanmıştım. Hani kendi kişiliğimi yansıtmayı kamerada çok bilmiyordum. Şimdi daha iyi olduğumu düşünüyorum. Söyleyebileceğim şey o. Yani kendin olmayı öğren kamera karşısında ve sürekli
aktif olmaya çalış. Yani olabildiğin kadar aktif olmaya çalış. Çünkü süreklilik çok önemli. Videoların çok güzel ve bir insanda neye önem verirsin? Öncelikle çok teşekkür ederim. Videoların çok güzel, yorumla çok seviniyorum. Çünkü hani böyle saçım başım güzel demektense videolarıma iltifat ediyor olmanız, o benim yaptığım bir şey ya, hani sonuçta ortaya çıkardığım bir şey. Ona iltifat ediyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Bir insanda neye önem veririm biliyor musunuz? En çok samimiyete. Hem arkadaşlıkta hem başka işte bilmem ne. Hani her şeyde samimiyete çok önem veren bir insanım. Karşımda da onu görmezsem, çünkü ben o şekilde yaklaşırım. O şekilde de görmezsem genelde çok da sıcak bakmıyorum insanlara yani. Kaç yıldır ya da kaç aydır sesin kısılıyor? Bir şey söyleyeceğim. Bir yıldır sesim kısılıyor. Ay konuşamadım. Hastaydım. Sesim yeni geçti bu arada. Bu sene iki kere kısıldı ve ikisine de video çektiğim için insanlar beni o sesimle tanıdı. Hala videolarımın altına abla sesin gelmiş yazıyorsunuz. En çok kullandığın emoji ne? Ben çok merak ederim. Hemen gösteririm. En çok kullandığım emoji ne biliyor musunuz? Şu. Çok seviyorum. Çok ben bence. Çok sevdiğim bir emoji. Şimdi gel gelelim en çok soruma. En çok bu soru gelmiş. Her yerden bu soru geliyor yani. En çok bana her gün sorduğunuz o soru. Yani bunun sebebini bilmiyorum. Birazcık kişilikle de alakası var tabii ki. Ama çok fazla koşuşturmacaya kendimi kaptırmayıp anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ve insanlarla iletişime dikkat etmeye başladım bu sene. Yani nasıl açıklayayım bilmiyorum bunu ama bu seneki hedeflerimden bir tanesi daha mutlu olmaktı. Yani bir senem çöpe gitmesin ve her anı doya doya yaşayayımdı. Ve hepsinin tadını çıkardı. Mutluluk bilmiyorum ya. Bence bunun özgüvenle de alakası var. Ve özgüven egoistik demek değil. Yani bunu başka bir konuda tekrar konuşurum. Bütün sorularınıza başka video yapmam gerekecek herhalde. Özgüven aslında bence şu demek. Kendine olan güvenin. Tabii ki anlamı bu yani. Evet ama insanlar özgüven deyince egoistik olarak da anlayabiliyor bence. Kendine olan güvenin ne kadar arttıkça, mesela en sevdiğin hobini keşfedince, mesela ben video editlediğim için o kadar mutluyum ki sevdiğim şeyleri yaptıkça ve etrafımda sevdiğim insanlarla vakit geçirdikçe, çevremde sevdiğim insanlar oldukça ben neden mutlu olmayayım ki zaten? Şunu öğrendim ben. Negatif olan ve çevremde beni kötü etkileyen, negatif düşünceler empoze etmeye çalışan insanları çevremden uzaklaştırdım ve çevremde en sevdiğim, en değer verdiğim insanlara yer veriyorum. Şu anda sadece onun çok etkisi var. Yani çevrenizde kim varsa siz de onun birazcık daha yansıması oluyorsunuz. O yüzden ona çok dikkat edin. Aynı zamanda da sevdiğiniz şeyi yapmak o şekilde. Acele mi hazırlanmasını seversin yoksa daha yavaş hazırlanmasını mı seversin? Kesinlikle yavaş. Ama ben acele hazırlandığım zaman çok hızlı hazırlanan bir insanım. Yavaş olduğu zaman da çok yavaş hazırlanan bir insanım. Ama acele olmadan hazırlanmayı çok seviyorum. En sevdiğin hayvan. Cevabını hemen veriyorum. Yaşadım aşkım. En sevdiğim hayvan. Oh ruj yaptım. Oh. Sen de bende kal. Bir de tabii ki... Ay tüylerin yapıştı şeftali. Bir de tabii ki Pera. Pera da İzmir'deki. Yani o benim ilk göz ağrım. Yani kusura bakmayacaksın şeftocum. Ama Pera ile şefto tabii ki. Ve gel gelelim o soruya. Gidiyor dediğin, ayırdığın kıyafet ve eşyalar nereye gidiyor? Bunu zaten çok kez cevapladım ama dolap hesabına koyuyorum ben onları. Koyamadıklarımı da genelde eşe dosta veriyoruz. O yüzden çevreme veriyordum eskiden. Şimdi de siz çok istiyorsunuz diye dolap hesabına koymaya başladım. Ablam benim görsün, dolaptan sipariş ettim. Çantayı hala kargolamadım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu konuyla alakalı benim bir sıkıntım var. Bana bu kargolama işi çok zor geliyor. Bir de ben o uygulamayı sildim. Neden diye sorun. Alanım yok. Ay hala tüyleri var yüzümde. Telefonumda alanım yok diye sildim. O yüzden verdiğiniz siparişleri şu anda görmüyorum şu son bir haftadır. Daha önce yurt dışına çıktın mı? Çıktıysan neresi? Eğer çıkmadıysan hangi ülkeye gitmek isterdin? Demiş Vişra. Yunan adalarına gitmiştik ailemle birlikte. Santorini'ye, Mykonos'a falan ama... Oraları hatırlamıyorum. Yani çok küçüktüm çünkü. Daha sonrasında Amerika'ya gittim. Amerika'nın çoğu yerini gezmiş olabilirim yani. Ondan sonra da Berlin'e gittim. Öyle. Ama şu anda çok İtalya'ya gitmek istiyorum. Hatta İtalya'ya bilet aldım ama henüz vizem yok. Vize problemini çözmeye çalışıyorum. O yüzden en çok gitmek istediğim yer şu anda İtalya olabilir. Bir de Bali'ye çok gitmek istiyorum. Tek başıma. Öyle bir hedefim var. O şekilde. Çünkü hayatından memnun musun? Gelecek ile planların neler? Hayatımdan gerçekten çok memnunum ve ben böyle hep ileriye odaklanan biri olduğumu fark ettim. Anın tadını çıkarma konusunda da şöyle. Bir sene önceki ben şu anki halimin hayalini kuruyordu ve onun farkına vardığım günden beri çok mutluyum. Yani bunu istiyordum ve şu anda istediğim hayatı yaşıyorum. Gelecekle alakalı planlarım da sürekli değişiyor. Çünkü ben hep gelecek planlarım benim dansla alakalıydı ve dansla profesyonel olarak yani iş olarak vedalaştıktan sonra, yani onu yapmamaya karar verdikten sonra bana böyle bir bayağı bir nasıl diyebilirim bilmiyorum ama hani hayal kırıklığı gibi bir şey yaşadım kendimde. Çünkü hiç
istediğim gibi olmadığını fark ettim. Yani o kadar sene yaptıktan sonra aslında iş olarak istemediğim şey olduğuna karar verdim. Ve bu beni bayağı etkilemişti. O yüzden gelecek planlarım hep değişiyor. Ben normalde çok planlı bir insandım. Şöyle olacak, buraya gideceğim, bu kadar olacak, şöyle bir hayatım olacak diyen bir insandım. Ve o duyguyu yaşadıktan sonra dedim ki ben akışına bırakacağım. Hayatın size karşınıza ne çıkaracağını bilmiyorsunuz hiçbir zaman. Ama tabii ki kendi hedeflerim var böyle minik minik. Yani hayata bir kere geliyoruz klasik lafı vardır ya, gerçekten de güzel yaşamak istiyorum ya. Gelecekle alakalı planım bu yani. Kendime değer vererek yaratabildiğim kadar fırsat yaratmaya çalışıyorum şu anda sadece. En duygulandığın an. Ya ben kesinlikle ne biliyor musunuz? Liseden sonra özellikle koronadan çıkmıştık yeni. İstanbul'a geldim, ailem beni bıraktı, yurda yerleştirdiler beni. Öğrenci yurdunda kalıyordum ilk sene. Ben o gün çok duygusallaştım yani. Direkt aklıma o geliyorsa en duygusallaştığım an o olduğunu düşünüyorum yani. Aklıma ilk o geldi ya da bilmiyorum ama hep onun hayalini kurmuştum ve o an geldiğimi fark ettim ve İstanbul çok kocaman gelmişti İzmir'den sonra. Hiçbir yeri bilmiyorum, hiç kimseyi bilmiyorum. Hani böyle bir duygusallaşmıştım. O andan uzaklaşıp kendime uzaktan bakmıştım o an. Ve benim için yeni bir dönemin başlangıcıydı. O an diyebilirim belki de. Hayatında en mutlu anı hangisiydi? Cevap veririm. Evet. En mutlu anım. Ben bu yaz bir gün var. Çok mutluydum o gün ve hafızama kaydettim o anı, biliyor musunuz? Babam bana demişti ki bazen bazı anıları kafama kaydediyorum böyle çok mutluyken böyle. Hani o ana dönebilmek için demişti. Ben de hiç öyle bir şey yapmadığımı fark ettim ve bu yaz onu yaptım. Bir gün böyle bir konsere gitmiştik ve hiç dinlemediğim birinin konseriydi. Ama o an o kadar sevmiştim ki müziğini ve en sevdiğim arkadaşlarımla gitmiştim. Yazdı böyle, en sevdiğim kıyafetlerimi giymiştim. Gece oradan çıktıktan sonra böyle arabada kafamı çıkarıp yıldızları izlediğimi hatırlıyorum. Böyle 20 dakika bir yol gitmiştik kumru yemek için. Ve o yol, yani o kadar huzurluydum ki yani böyle o anı kaydettim ben kafama. Yani o an çok mutluydum. Küçük şeylerdi aslında ama aslında mutluluğun o kadar da büyük şeyler istemediğini fark ettiğim bir andı belki de. Tekrar tekrar düşündüğüm zaman çok böyle gülümsediğim bir anım benim için. Eğer geriye dönme şansım olsaydı hangi yıla veya yıllara dönmek isterdin? Geri dönmek istesem, illa bir yıl seçsem, 2019'da ben Amerika'ya gitmiştim dans eğitimi almak için ve takip ettiğim bir dansçıyla tanışmıştım aynı zamanda ve çok iyi bir eğitim almıştım orada da. O yazım çok güzeldi benim. Aynı zamanda festivallere gitmiştim arkadaşlarımla. Çok dolu doluydu ve korona öncesiydi. Korona öncesi hayat bence bir tık daha farklı olduğu için tekrar bir nasıldı diye bakmak isterim açıkçası. Bence insanlar birazcık değişti çünkü. Keşke dönsem demem ama dönsem belki o ana bakmak isterdim. En kötü çocukluk anım. Söylüyorum. Bunu bir soruyu alırken bir düşündüm çünkü. Dedim ki ne desem acaba benim? Kötü çocukluk anım ne yani? Böyle saçma sapan bir çocukluk anım var benim. Anlatayım hemen. Ben küçükken sokak kedileriyle çok fazla haşır neşir olan bir insandım. Ve beni küçükken bir tane kedi tırmaladı severken sitede. Ben de anneme söylemedim kızar bana diye. Çünkü hep çok kızıyor sokak hayvanlarına o kadar haşır neşir olma diye. Ben de hem sokak köpeklerine sarılan bir insandım. Hem kedileri mıncıklardım falan, öyle bir tiptim yani. Beni tırmalamış, ben de sakladım falan. Annem de görmüş. Sen bana gel anlat kuduzu. Bana kuduzu anlattı. Ben böyle bir korkudan bayılmışım. Annem anlatırken birden gözlerimi açtım. Ranzam vardı o zamanlar. Hatta şey sandım. Eskiden ranzadan düşmüştüm bir kere. Çatlatmıştım bileğimi. Şey diye düşündüm ya. Acaba yine mi ranzadan düştüm? Hani hafıza kaybı yaratmış o korku bende. Korkudan bayılmışım. Annem çok güler bu arada buna ama benim kafamda travmatik bir an yani bu benim için. Abla, bu dünyaya tekrar gelsen kim veya ne olmak isterdin? Şimdi güzel bir soru aslında. Ben galiba çok güzel sesim olsun isterdim. Sesim çok güzel olsun ve sahnede performans göstereyim çok isterim. Çünkü ben sahne duygusunu çok seven bir insanım ve şarkı söyleyen biri olmak ve sahnelerde yer alan bir insan olmak çok isterdim böyle kalabalık yerlerde. Yani o duyguyu çok merak eden bir insanım. Yani izlemek bile o kadar etkileyiciyken o sahnede olup o kadar insana hitap etmek böyle, hatta flashlarla açıyorlar falan ya, ne bileyim ya. Kendi yazdığın, duygular bağladığın o şarkıyı milyonlarca insanın böyle ezbere söylüyor olması falan. Ne bileyim ya. O duyguyu merak ederdim herhalde. Yani şarkı söyleyen biri olarak gelmek isteyebilirdim belki. Evli misin? Saçmalamayın. 20 yaşındayım ben. Üniversiteye gidiyorum. Bu nereden çıktı ben anlatayım. Bir tane alışveriş videosu atmıştım. Orada annemle kocaman alışveriş videosu gibi bir giriş yapıyorum videoya. Ve o kocamanı TikTok altyazılarda kocam diye çevirmiş. Bana aylarca evli misin? Sen evli miydin? Kocan mı var? Hala daha. Nasıl evli olabilirim? Evli görünüyor muyum arkadaşlar? Saçmalamayın yani. Evli değilim. YKS'ye hazırlanıyorum ama kendimi motive edemiyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ne yapabilirim? Zamanında ben de bu yoldan geçtiğim için bir şey demek istiyorum. Çok böyle çalışmaya çalıştığım bir dönem vardı ve hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ben de kendime bir hafta vermiştim. O zamanlar mentorum vardı böyle. Bana demişti ki bir şey yapmak istemiyorsan yapma. Yani kendine izin ver demişti. Ne kadar süreye ihtiyacın olduğunu da bilmiyorum ama hiçbir şey yapamayıp bu süreci daha da uzatmak yerine ben
belki de 1-2 gün versen kendine daha iyi hissedersin. Bir hafta ver belki de gerekiyorsa. Bir hafta seni çok da geriye götürmez. Ama bazen o bir haftayı vermek senin daha verimli bir 2 haftaya sahip olmanı sağlayabiliyor. Kendine bir izin ver. O isteğinin geri gelmesini bekleyebilirsin. Ben öyle bir çözüm yöntemi bulmuştum mesela. Liseliler ve ortaokullar için bir tavsiyen var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Çünkü kendime vereceğim tavsiyeler zaten vardı. O yüzden size de vermekten de mutluluk duyarım. Ben şunu derdim kendime. Ortaokuldaki halime şey derdim herhalde. Yani dünya bu kadar küçük bir yer değil, her şeyi bu kadar kafana takamazsın. Ortaokulumdaki insanlar sanki dünyadaki tek insanlar gibi davranıyordum. Yani o arkadaşım bana küserse dünyanın sonu, işte o beni sevmezse dünyanın sonu, işte orada rezil olursam dünyanın sonu, öyle bir şey yok. Hatta hiç alakası yok. Liseliler için de şunu söyleyeceğim, tadını çıkarın. Çünkü üniversitede çok değişiyor ve lise bence kendinin de farkında olmayı öğrendiğin ve en çok anıyı bırakacağın dönemler, özellikle de korona da geçmişken. Doldurabildiğiniz kadar anı doldurun. Çok fazla insanla tanışın. Üniversiteye geçtiğiniz zaman daha yetişkin kategorisine giriyorsunuz ve lisedeyken hala çocuksunuz ya, ama kendinizin de farkındasınız. Yapabileceğiniz her şeyi yapın. Lisede bittikten sonra üniversite eğitim hayatı hemen göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor derlerdi ve gerçekten öyle. 3. sınıfım şu anda. Bir senem kaldı. Üniversitem bittiği zaman çalışma hayatım yani. Ne ara bitti? Ben liseydim falan diyorum. Ara tadını çıkar gerçekten. Hayatında birine tekrardan şans vermek istesem bu kim olurdu? Ben genelde hayatımdan çıkardığım insanlara tekrar şans vermemek üzere çıkarım. Çünkü çıkardıysam bir sebebi vardır. Zaten çok da fazla insan hayatımdan çıkarmadım açıkçası. Küserek de çıkarmam genelde. Mesafe koyarım. Bunun bir cevabı yok sanırım. Başarılı olmak için tavsiyelerin neler Nil abla? Seni çok seviyorum. Çok şekersin ilk önce derin. Şöyle, başarılı olmak için bence gerçekten de ne istediğine karar vermen gerekiyor. Yani ne istediğine karar verdikten sonra da harekete geçmen gerekiyor. Ertelemek bence insanın başarısını çok erteliyor tabii ki. Harekete geçmeyi, yani neden şu anda olmayasın ki? Başlamak için en iyi an şu an ve bence disiplin her zaman motivasyondan öncedir. Yani ne demek istiyorum? Motivasyonla çalışırsan belli bir dönem çalışırsın ama belli bir yerde durursun ve hatta belki geriye gidersin. Ama eğer disiplinle çalışmayı öğrenirsen, ben bunu yapmak istiyor muyum diye sormak yerine ben bunu bugün yapacağım. Yapmalıyım da değil belki de. Yapacağım demek gerekiyor. Ve o an yapmak, hani çok da düşünmeden. Bunu ne için söylüyorsun bilmiyorum ama bence her konuda böyle yani. Disiplin ve süreklilik bence insanı başarıya götüren şey. Ve sevdiğin şeyi bulmak tabii ki de. İnsanlar seni iyi ve kötü eleştiriyor. Ne düşünüyorsun? Yani bunun hakkında hiçbir şey düşünmüyorum çünkü bunu bilerek bu işe girdim. Sosyal medyadaki herkes için herkes kötü ve iyi düşünüyor. Bunu düşünerek veya tartarak girme açıkçası. Kendi düşüncelerime daha önem veriyorum ve çevreme açıkçası. Eleştirilere ben açık bir insanım genelde. Yani buna alınmam, şey yapmam, kötü algılamam. Hatta neden aa böyle demiş diye düşünürüm. Kendimi eleştiririm ama bunu böyle özgüvenimi düşürecek şekilde veya kötü hissettirecek şekilde almam. Neden öyle düşünmüş diye düşünürüm. Bence bu da insanı çok pozitif ve olumlu etkileyen bir şey. Yani eleştirilere açık bir insanım ben. Öyle bir şey düşünmüyorum yani. Hakkında bilerek girdim bu işe. Sosyal anksiyete nasıl başa çıkacağım? Sosyal anksiyete. Sosyal anksiyete benden korkuyor arkadaşlar. Şu kameraya konuşmaya alıştığım günden beri, sevdiğim şeyleri yapmaya başladığım günden beri kendime olan güvenim daha da arttığı için, bir de dansın da verdiği bir şey bu. Çünkü biz toplu alanlarda çok dans ederdik vesaire. Her şeyi buna bağlıyorum belki ama gerçekten de öyle. Biz çok toplu alanlarda dans ettik. Sahneye çıkmak bilmem ne. Bunun çok etkisi vardır belki de ama ben zaten genelde çok böyle utanan veya böyle anksiyetesi olan bir insan değildim. Çok tavsiye veremeyeceğim ama kendi sevdiği şeyi yapıyor olmak bence güzel bir özgüven veriyor ve bununla birlikte de daha fazla insanla iletişim kurabilmeni de sağlıyor bence. Böyle düşünüyorum. Hayatımda keşke yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Ben hayatımda keşkeleri izin vermeyen bir insanım. Yani keşke yapsaydım demek yerine hep yaparım ve yaptığımdan da pişman olmam. Çünkü keşke yapsaydım lafı bence keşke yapmasaydım lafından daha kötü. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani aklımda kalacağına yaptığımla kalırım. Yani yılbaşında ne yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok ama yılbaşı benim için hep çok kalabalık olan, böyle ailemle, hatta annemler benim küçüklüğümden beri böyle abimle bizi böyle yılbaşı müziğiyle uyandırmış. Sabah çok erken, böyle 6-7 gibi, böyle daha karanlıkken bazen hava böyle. Şey, hep hediyelerimizi açardık, böyle hediyeler dolardı. Ben o anı hep çok severim ve hep çok kalabalık olduk yılbaşılarında. Bu sene de kalabalık olmak istiyorum. Çok dışarıda olmak istemiyorum. Ev ortamını daha çok severim ben yılbaşında. Hani daha ev ortamı gibi samimi bir ortam ve kalabalık, en sevdiğim insanlarla olmak gibi bir planım var. Bakalım. Ve evet, bütün sorularımız bu kadardı. Sorduğunuz bütün sorular için çok teşekkür ederim. Ben çekerken çok keyif aldım bu arada. Çok istiyordum YouTube'a giriş yapmayı, bir şekilde o motivasyonu kendimde bulmayı. Buldum ve başladığım için çok mutluyum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Alabildiğim soru bu kadardı. Bana çok fazla soru göndermişsiniz. Tekrar teşekkür ederim. YouTube'da da bu şekilde aktif olmaya çalışacağım artık. O yüzden kanalıma abone olup bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Ay, kapatabiliyor muyum?